ikinci sezon maçların %50'sinden fazlasını oynadığı takdirde 6 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu devreye giriyor. Yani ver bugün 6 milyon euroyu veya ver geçen sene 6 milyon euroyu oyuncuyu al diye bir şey söz konusu değildi. Yani önümüzdeki 20-21 sezonda maçların %50'sinden fazlasını oynadığı takdirde Trabzonspor kulübü 6 milyon euro vererek Alexander Sörlot'u Crystal Palace kulübünden bonservisiyle beraber satın alma hakkına sahipti. Yani bugün için böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla oyuncu bizde kiralık. Aynı zamanda Crystal Palace'ın malı. Tabii birkaç kulübün yani Leipzig ve iki kulübün daha ilgisi vardı oyuncuya. Oyuncu da çok ısrarlı bir şekilde Leipzig kulübüne gitmek istediğini ifade etmişti. Yani bizim çok ciddi ısrarlarımız oldu. Buna rağmen oyuncu Leipzig'e gitme konusunda ısrarlı. Ama tabii bu işin şu anda dört tarafı var yani. Leipzig, Crystal Palace, Trabzonspor ve oyuncunun kendisi. Dolayısıyla biraz sıkıntılı bir süreç. Bir de tabii oyuncuyla yapılan sözleşmede de bu çok sürekli olarak telaffuz edildiği için söylemekte bir sıkıntı yok. 9 milyon euroluk bir buyout, serbest kalma maddesi vardı. Dolayısıyla biraz girift bir sözleşme ve dört tarafın mutabakatıyla çözülebilecek bir sözleşme. Ama öyle tahmin ediyorum ki yani özellikle Trabzonspor ve Crystal Palace kulübü anlaşırsa, çünkü ne Crystal Palace oyuncuyu satabiliyor Trabzonspor'un onayı olmadan, ne de Trabzonspor Crystal Palace'ın onayı olmadan oyuncuyu satma hakkına sahip. Yani öyle bir noktada şu anda. Sanki şartlar onay veriyorsun. Şimdi tabii yani şartlar netice itibariyle dönüp dolaşıp finansal getiriye bağlanıyor. Yani o noktaya geliyor. Yani Trabzonspor'un tabii bir talebi vardı. Kulüp olarak bizim ciddi bir talebimiz vardı. Crystal Palace da aynı miktarı talep ettiği için, yani Trabzonspor bu transfer eğer söz konusu olur, gerçekleşirse bir alacaksa, ben de bir aldığım takdirde bu transfere müsaade ederim. 1+1, o 2'yi de tabii Leipzig kulübü verebilecek konumda değildi. Yani tamamen finansal bir noktada kilitlendi olay. Artık yani önümüzdeki 48 saat içerisinde çözülürse çözülür, çözülmezse ondan sonraki sürece bakacağız. Hala geri dönme ihtimali var mı? Bu anlattıklarınızdan böyle bir çıkarım da yapabilir miyiz? Geri dönme ihtimali var mı derken, zaten şu anda Trabzonspor kulübünün sözleşmeli kiralık oyuncusu. Hı hı. Yani. Hala böyle bir kural duruyor yani. Evet, aynen. Peki. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.